heyecan has havada. Artık çok yani duygulu, heyecanlıyız. Artık sayılı günler kaldı. 15 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yapacak. Biz bundan çok mutlu oluyuz. Çünkü Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli köyünün muhtarıyım ben. Hani Menderes'in köyü muhtarıyım yani. Bundan büyük onur duyuyorum. Adnan Menderes ne yaptı diyenleri, diye söyleyenlerin burada yazıyor tarih bak içeride. İçeride neler yaptığını gelip de görsünler bir. Baksınlar orada neler yapıldığını, her şey burada. Müzenin anlamı bu zaten. Adnan Menderes'in ismini taşıyan gelip de baksınlar bir içeri, görsünler ki. Ama görmeyenler için söylüyorum. Ben bunu en büyük tavsiyem şu gençlere tavsiye edeyim. Hani onlara tavsiye edeyim. 65-70 yaşında gruplar zaten biliyor bunu. Yaşlı insanlar Menderes'in kim olduğunu. Ama genç insanlara lütfen gelip baksınlar bir yani. Menderes'i orada öyle konuşmakla olmaz bu. Kahve köşesine o köy önüne yap. Menderes de mi ne yaptı diye olmaz. Kare ya. Burası öyle önemli, anlamlı bir yer ki bu yer o başvekil, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in o son döneminde yanındaki arkadaşlarına bahsettiği adı geçen Çin çayının kenarında o söğütlerin altında yaslansaydık bizim burada ne işimiz var dediği o yer, işte bu yer o anlamlı. İnşallah bugün bu müzenin tamamlandığına hep birlikte gene şahitlik yapıyoruz. Bu cumartesi yani 15 Ocak saat 5'te inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu müzemiz halkımıza açılacak, halkımızın hizmetine sunulacaktır. Burası sadece bir müze gibi geçirilebilecek küçük bir alandan ibaret değil. Burayı ziyaret eden insanları başta o günün, o 60'lı yılların iklimini, ruhunu yaşatacak mahiyette tasarlanmış bir iş dizaynı, çevre düzenlenmesi ve Menderes'in de o bahsettiği Çin çayının kenarındaki salkım söğütlerin altındaki yerle biçik nizam olması hasebiyle de oldukça önemli.